Cumhuriyet tarihinin en büyük bürokratik skandalı yaşandığı, başkanın Merkez Bankası'nı makine mühendisi babasıyla birlikte yönettiği ortaya çıktı. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın sır dolu Amerika tatilinden Bilal Erdoğan'ın karizmasını yerle bir ettiği güne. Mehmet Şimşek'le ipleri koparan olaydan kendisine referans olan Arap prensesine ve hatta faiz oranlarına karar veren saraydaki fetvacıya. Bundan daha büyük bir skandal olamaz. Türkiye'de normalmiş gibi de görünse, Hafize Gaye Erkan istifa etmese de, Erdoğan onu görevden almasa da böyle bir skandal Tanzanya'da, Papua Yeni Gine'de bile kabul edilemezdi bu. Yani ne demek yani, gizliliğin sırlarının esas olduğu bir kurumda bu rezillikler olacak ve başkan hala orada olacak. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan arasında son baba krizinden evvel de soğuk rüzgarlar esiyordu. İkili arasında olabildiğince az temas, az görüşme var. Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın saraya yakın isimlerle temasta bulunması ve Ahmet Hakan Coşkun'a verdiği mülakatta bir anlamda çok pot kırması, gaf yapması sebebiyle biraz daha mesafeli duruyor Hafize Gaye Erkan'a. Daha 7 ay bile, koltukta 7 ayını bile doldurmamış bir Merkez Bankası Başkanı için 23 Aralık'ta gidip işte 22-21 Ocak'ta dönmek kabul edilemez. Bu belli ki bir de 22 gün yatırımcı toplantısı olmadı. Bir günde o toplantı. O bir günün içinde de 2-3 saatlik bir toplantıydı. Hafize Gaye Erkan'ın 22 günü bir ay olsa bile bankacıların, muhataplarının bir ayı yok. Yani öyle bir ay boyunca kimseyle görüşmesi mümkün değil. Noel tatilinde zaten her yer kapalı. Tatil yaptı, alışveriş yaptı. -50 milyar dolara inmiş bir kasa bu vaziyetteyken bir Merkez Bankası Başkanı'nın bırakın şeye gitmesi, yurt dışında Amerika'da Türkiye'den 11 bin kilometre kuş uçuşu mesafede gidip orada bir hafta, bir ay kalması, bırakın bir ay kalmasını, şehir dışına bile çıkmaması lazım. Yani Ankara'nın dışına bile çıkmaması, Amerika'da o kadar uzun süre kalmanın ne kadar riskli olduğunu kendisiyle ilgili krizde bizzat yaşamıştır. Saatlerce tek satır açıklama yapılmadı. Tam bir sorumsuzluk ve Mehmet Şimşek'in de bu şekilde haberdar edilmediği söyleniyor. Yani Hafize Gaye Erkan'ın bu kadar uzun süreli bir tatile çıkmak için şifahane de olsa en azından nezaketen bağlı ilgili olduğu bakanlığı bilgilendirir ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı bilgilendirir. Bunların hiçbiri yapılmamış. Yani Mehmet Şimşek istemedi. Katar emirinin eşi, Katar prensesinin referansıyla Erdoğan, Mehmet Şimşek'e bir anlamda aslında iyi bak dedi, bir de sana Amerika'dan şey getirelim, başkan getirelim dedi. Mehmet Şimşek'in istediği isim, Koç Üniversitesi'nden daha sonra geçen başkan yardımcısı olarak hali hazırda Merkez Bankası'nda görev alan doçent doktor Cevdet Akçay'dı. Cevdet Hoca kabul etmedi bu teklifi önce. Yani Cevdet Hoca da ilginç, yani başkanlık teklifini kabul etmiyorsunuz ama başkan yardımcılığını kabul ediyorsunuz sonra. Orada da duygusal konuların geçtiği, çok ciddi transfer ücretlerinin ödendiği söyleniyor. Kayıt dışı, örtülü ödenek ya da başka kanallardan. Ya da ikinci bir iddia şu, Cevdet Akçay'ın ismini Erdoğan veto etti, saray veto etti. Yani başkan olarak onu oraya koymam dediği de söyleniyor. Para bulmak Merkez Bankası Başkanı'nın görevi değildir. Muhtemelen yatırım bankalarında çalıştığı için, her ne kadar son genel müdürlük yaptığı First Republic Bank'ı batırsa da Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de tabii okyanus ötesinde ne olup bittiğini bilen insan sayısı son derece az. O da herhalde kendisini böyle takdim etti saraya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Siz bana 3 stratejik hedef gösterin, biz Türkiye'yi uçuralım ifadesini kullanmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın iş yapış biçimini hakkında fikir verme, kanaat uyandırması için benim çok dikkat ettiğim bir konu var. Hafize Gaye Erkan banka içinde çok fazla hani ağırlığını koyamamış yani. Çünkü işte medyaya da yansıdı. Veri ve İstatistik Genel Müdürünü görevden alıyor ama baltayı taşa vuruyor çünkü Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı. Vaziyeti ona anlatıyor, telefon geliyor ve iki gün sonra kovduğu genel müdürü geri almak mecburiyetinde kalıyor Hafize Gaye Erkan. Şimdi bir Merkez Bankası'nda böyle bir geri adımın ne anlama geldiğini o çalışanlar anlamıştır bunu.
gönderdi, geri geldi. Şimdi bu ne anlama gelir? Otoriteniz buyurun, varsa da kaybettiniz. Ve bu otorite kuramamış olması çok ciddi bir eksikliktir. Hele de şu son skandaldan sonra artık otorite motorite beklemeyin. Yani dolayısıyla adaya aslında ilk veda edecek olan yarışmacının artık Erdoğan'ın bürokrasi survivor'ında Hafize Gayen Erkan olduğunu tekrar edebiliriz. Seçimden sonra muhtemelen beklediğimiz o kur şoku, daha doğrusu aslında devalüasyon esnasında o operasyonu tamamlayıp o operasyonun enkazını, kamuoyundaki, iş dünyasındaki hoşnutsuzluğu gidermek, o krizi unutturmak için muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk önce Hafize Gaye Erkan'ı gönderecek. Son kriz sanki Mehmet Şimşek'e biraz daha mühlet tanınacağı anlamına geliyor. Çünkü krizde Mehmet Şimşek'in dahlinin olmadığını biliyoruz. Peki Mehmet Şimşek duruma ne kadar hakim? Geçtiğimiz günlerde saraydan yansıyan bir fotoğraf perde gerisinde olanları ele veriyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan AKP yöneticileri Abdullah Güler, Efkan Ala ve Nihat Zeybekçi'nin Bakan Şimşek'in karizmasını yerle bir ettiğini herkese anlatıyor. Eminim Mehmet Şimşek o toplantıda en az konuşan isimlerden biridir. Çünkü buradan bir şey çıkmayacağını biliyordur. Yani ben burada ne desem boş. Çünkü yani kitlerde yönetim kurulu üyelerinin çiftliğine döndü. Yani bürokratlar, siyasetçiler, danışmanlar her birinde huzur hakkıyla 2, 3, 4, 5 ballı maaş alıyorlar. Bunu bile çözemedi Mehmet Şimşek şu ana kadar. Makam arabalarını çözemedi. O kuruldaki yapı bile, o fotoğraf bile, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun fotoğrafı bile Türkiye'nin aslında Merkez Bankası'nın kalmadığını Türkiye'de, BDDK'nın kalmadığını, işte kamu bankalarının bizzat saraya bağlı olduğunu gösteren ondan daha güzel fotoğraf olamaz. Dikkat ederseniz Merkez Bankası Başkanı ve BDDK Başkanı masanın, o uzun U masanın en ucunda, ama masanın başında Hazine Bakanı Şimşek'in tam karşısında AKP Grup Başkanı var. Meclis Grup Başkanı var. Genel Başkan Yardımcıları var. Yani parti devleti diyoruz ama artık bunlar bile pek tesir etmiyor. Kulislere göre Şimşek de aslında oldukça rahatsız. Ancak onun bakanlığa geliş serüveninde de bazı tehditlerin etkili olduğu öne sürülüyor. Mehmet Şimşek bu görevi kabul etmemişti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel de bu teklif yapılmıştı kendisine. 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasındaki o iki haftalık sürede Erdoğan'la bir daha görüşmüştü. Ve Erdoğan bu görevi kabul etmezse kendisini de çok sıkıştıracağını, Babacan'ı, Davutoğlu'nu nasıl bir anlamda, hatta içinde Mehmet Şimşek de o birlikte şehir üniversitesinin kapatılması esnasındaki tartışmalar, Davutoğlu'na cevap sadedinde söylediği bunlar dolandırıcı yahu sözlerinin daha da ötesine geçeceğini Şimşek'e ifade etti. Bu kaynaklar, benim kaynaklarım, o iki haftada ne olduysa Şimşek'in tekrar bu görevi kabul ettiğini belirtmişti. Şimşek kerhen kabul etti. Aslında en azından seçime kadar dövizi kontrollü bir şekilde yukarı çıkarın. Faizi reel olmamak şartıyla, enflasyonun üstüne bir reel faiz veremem. Çünkü Hayrettin Karaman Hoca onları parti müftüsü olarak ona fetva vermiyor, kadı olarak, fetva emini olarak. Ama enflasyonun altında %40-45 civarında bir faize izin verdiği daha o tarihte belliydi. Zaten de geldiğimiz yerde de o zirveden artık durulacak ve seçimden sonra da faiz indirimleri başlayacak. Rasyonel politikaların sadece ismi var. Sermaye kontrolleri devam ediyor. Buna rağmen 31 lirada tutuyorlar. İnanın bıraksınlar, yarın 35 lira olur. Euro 40 lira olur. Ve Şubat sonu gelmeden euro dolar 40 liraya, euro 45 lira, 40 lira euro 45 liraya geçer. Yani bu kötü yönetimin, kurumların özelliğinin, kurumsal itibarın, kurumsal kapasitenin yerle bir edilmesinin bedelini Türkiye ödüyor.